3 gün önce. Yarın demiş oğlum hoca. Al benden de o kadar. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Oha lan, küp gibi içmiş herhalde. Yok ya, sana demedim. Ne oluyor lan? Biliyorsan gelsen oyna arkadaşım. Allah Allah. Ya kaleyi oynaman gerek. Yoksa mat olacaksın. Pardon başkomiserim. Ya ben belki fil oynamak istiyorum. Başka planlarım var yani. Olamaz mı? Allah Allah. Sen kaleyi oynamazsan 3 hamle sonra komiserim atı oynayacak ve şah mat. Başkomiserim hadi biz devam edelim, buyurun. Satranç oynamayı sever misin? Kim sevmez ki? Herkes 45-25. 45'in 5'in dinlemede. Polisler satranç oynamayı sever. Satranç meraklısı suçlular da vardır elbette. En ünlülerinden biri annesini öldüren Claude Bloodgood'dur. Gerek satranç öğrettiği mahkumlarla gerekse mektuplaşarak binlerce kez satranç oynayan Claude, turnuvalar düzenlemiş, ülke genelinde tanınmış, bu konuda kitap bile yazmıştır. Bir diğeri, satrancı Rusya'nın en büyük doğal parkı, hatta ormanı denebilecek Moskova yakınlarındaki Bitsa Parkı'nda bir yandan vodka içen, bir yandan yaşlılarla satranç oynayan dedesinden öğrenen Alexander Pichushkin'dir. Onun hedefi 64 kişiyi öldürmekti. Tam da satranç tahtasındaki kareler kadar. 12 yılda çoğu Bitsa Parkı'nda, çoğu satranç oynamaya ikna ettiği yaşlı ve sarhoş 53 kişiyi başlarının arkasına çekiç vurarak öldürdü. 2007'de hakim karşısına çıktığında 11 faili meçhul cinayetin de kendisine yazılarak 64'ün tamamlanmasını rica etti. Rusya'nın ünlü Serbski Psikiyatri Enstitüsü akli dengesinin yerinde olduğuna karar verdi. Halen tek kişilik hücrede. ABD Holding'in yönetim kurulu başkanı başkomiser. Yücel Abedyan. Yarım saat önce getirildi. Cem Baydar, 52 yaşında, doktor. Vücudundan iki kurşun çıkardık. Biri kolunda, diğeri iç organlarına saplanmıştı. Durum nasıl peki? Çok ağır. Bu gece yatıp atlatamayacağından emin değilim. Peki, teşekkürler doktor bey. İhsan diye bir çocuk getirdi hastaneye. Okuldan çıkmış, eve mi gidiyormuş, neymiş? Bir arabanın üzerine geldiğini fark etmiş. Kaçanları görmüş mü peki? Durum biraz karışık komiserim. İhsan Gökova, 20 yaşında, öğrenci. Ya beni ezecek zannettim. Ama yaralıymış adamcağız. Okuldan dönüyordum. Arkadaşla telefonda konuşuyordu. Oha lan, küp gibi içmiş herhalde. Yok ya, sana demedim. Ne oluyor lan? Kaza oldu, bir yaralı var. 112 acil aramışlar hemen. Gelenler de alıp götürmüşler adamı. Tamam.
Arabaya binerken yaralıymış komiser. Bakın. Kaçıyormuş o zaman demek. Yani. Mirey Avedyan, 50 yaşında. Yücel Avedyan'ın annesi. Olacak iş değil. Bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Babamı da o öldürdü. Marco Bey'den bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Gazetelerde kalp krizi geçirdiği yazıyor. Evet ama nedeni Nurettin. Kim bu Nurettin? Nurettin Eser. Nurettin Eser mi? Casusun biri şirkete sızmış. Holdingde ne kadar gizli Ar-Ge bilgisi varsa hepsini Nurettin'e sızdırmış. Babam da hesap sormaya gitti tabii. Sonra? Kocam orada kalp krizi geçirdi. Artık ne olduysa şimdi de Yücel. Kesin o yaptı. Başkası olamaz. İş dünyasının romanlara taş çıkartır casusluklarından biri, pul, etiket, çocuk bezi gibi kendi kendine yapışan malzemeler için yapıştırıcı üreten iki firma. Amerikan Avery Dennison ile Tayvanlı Four Pillars arasında yaşanmıştır. Victor Lee, Avery'de çalışan Tayvan doğumlu bir kimya mühendisiydi. Üniversitedeki hocasının aklını çelmesi üzerine şirketinin stratejik bilgilerini 8 yıl boyunca Tayvan'daki rakip şirkete aktardı. Hatta Avery'nin laboratuvarlarında onlar için deneyler yaptı, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bile bulundu. Lee bilgi hırsızlığına karşılık toplam 150 bin dolar kazandı. Avery, Asya piyasasının neredeyse tamamını Four Pillars'a kaptırdı ve milyon dolarlar kaybetti. Avery Four Pillars davası 1996'da yürürlüğe giren Amerikan Ekonomik Casusluk Yasası'nın uygulandığı ilk dava olarak tarihe geçti. Hacılar bak bakayım şu telefona. Bak bakalım en son kim aramış, kim aramış. Dur bakayım. Hissetmiyormuş, eve gideceğini söyledi. Bence de çok garip başkomiserim. Sanki söyleyeceğim başka bir şey daha var gibi. Anlattıkları bu kalp krizi olayı. Marco Avedyan'ın düşüp öldüğünü zannediyordum ben. Yani kalp krizi geçirmişti. Ama kesinlikle kendi evindeydi. Sen nereden biliyorsun? Gazetede öyle okumuştum. Ama yanılmış da olabilirim. Buradan bir güvenlik görevlisi de mi yok şu şirkette arkadaş ya? Sabah deneyeceksiniz artık. Ceyhun Ol, iyi günler. Ha, alo, iyi günler. Merhaba, ben İstanbul Emniyetinden arıyorum, Komiser Selim. Size yapılan bir arama hakkında bilgi almak için aramıştım. Yardımcı olabilecek birileri var mı acaba? Buyurun, ben yardımcı olmaya çalışayım. Tamam. Bugün öğle saatlerinde Yücel Avedyan isminde biri aramış. Nereye bağladıklarını bulabilir misiniz acaba? Bir saniye bekleteceğim. Tabii. Alo, buyurun dinliyorum. Beklettiğim için üzgünüm komiserim ama maalesef verdiğiniz isminde birini bulamadım kayıtlarda. Nasıl bulamadınız? Yücel Avedyan. Tekrar kontrol ediyorum. Maalesef kayıtlarımda böyle biri yok. Başka bir isim kullanmış olabilir mi? Bakın, Mirey Hanım anlattıklarında haklı. Yani kısmen haklı. Marco biraz paranoyak bir adamdı. Nurettin Eser, 55 yaşında, iş adamı. Marco Bey'in şirketine casus sokmadınız mı? Öyle bir şey yapmış olsam şu anda şirketleri ayakta kalabilir miydi? Alınmayın da, bu çok saçma bir savunma yani. Bakın beyler, Marco benim rakibimdi. Ama ben böyle adice bir şey yapacak bir adam değilim. Marco Avedyan da burada kalp krizi geçirdiği doğru değildir sanırım değil mi? Buraya geldi. Sonra bana saldırdı. Kamil Nurettin'le çalışıyorum diye kendi itiraf etti. Niye yalan söylesin ki? Delirmişsiniz siz. Hepiniz delirmişsiniz. Deli olan benim öyle mi? Ben olmadığıma göre. Bak ne yaparsan yap beni yok etmeyi başaramayacaksın tamam mı? Kimse yapamaz.
Kendi tırnaklarımla kurdum ben şirketimi. Bugün... Marco! Marco kendine gel! Marco! Aman Allah! Kızım çabuk! Nesi var? Hastaneye... Hemen hastaneye kaldırdık. Çok şükür kurtuldu. Bir hafta sonra kalbi yetmemiş, haberi geldi. Düşmüş ölmüş. Bütün gün ofiste miydiniz? Ofisteydim. En güvenilir adamlar da yanımdaydı. Bakın beyler, Yücel'i ben vurdurtmadım. Öyle bir şey yapmama gerek yok. Neden? Şirketiniz mi batıyor yoksa? Hayır, onlar batıyordu. Yücel ciddi bir rakip değildi. Ha, şirketin başında Hakan olsaydı belki bazı şeyler değişebilirdi. Yücel şirketi batırdı. Mireya hanımefendi yanlış oğlunu seçmiş şirketin başına koymak için. Demek annesinin sevgili oğluymuş. Daha sonra karar değiştirmiş ama Yücel ağır basmış, geri adım atmamış. Yani bize denilen bu. Ben de başkasının yalancısıyım. Ulan hala tanımıyorum diyor kız, hala tanımıyorum diyor ya. Vallahi hiç kızmayın ama siz kendiniz kaşınmışsınız komiserim ya. Ya burada ben dururken öyle kendi kendinize debelenmişsiniz, durmuşsunuz. Hiç gerek yoktu bunlara ya. Emre ne diyorsun Allah aşkına? Bak hala ne diyorsun ya? Tamam kardeşim, tamam. Bak ben sana... Sen yorulma diye şey yapmadım, tamam mı? Fena mı yapmışım ya? Hadi bakacak mısın kayıtlara tekrar? Bilmem. Ya ben, belki de siz kendiniz halletmek istersiniz falan. Ha bak bir senin alınganlığın eksikti burada ha. Yalan mı söyleyecek kız? Doğru konuş lan. Hem sen önce git kızına sahip çık oğlum. Çocuklar. Piyonlar, at. Atlar, evet. Atlara binmiş piyonlar, yürüyün aslanların, fillerin arasından kalelere doğru. Başkomiserim, pardon. Ay yoo, uyumuş muyum ben? Ne olmuş ki böyle ya? Sonuçlar mı çıktı? Maalesef daha bir şey bulamadık başkomiserim. Ama şimdiye kadar incelediğim kan izlerinin tamamı Yücel'e ait. Tamam, sağ ol. Yaman'ı göremedi ya, içi içini yedi. Kudurdu tabii yani. Gel Emre. Günaydın. Günaydın. Yok daha, gelmedi işe. Geç kaldı. Yaman'ı arıyorsan. Yok komiserim ya, ben Ceyhun Holding çalışanlarının bir listesini getirmiştim. Bulamadın mı daha kim aradığını? Bulamadım ama hani o süreçte belki bir işimize yarar diye bunu getirdim. Yaman Bey de olsaydı yanımızda. Beraber okurduk ama. Yaman'ı hastaneye gönderdim Selim. Yücel Bey'in durumunu öğrensin diye. Merhaba. Yücel Avedyan'ın durumunda bir gelişme var mı? Hala aynı durumu. Bir değişiklik yok. Yakını mısınız? Aa, söylemedim. Ben bu davayı bakan komiserim. Yaman. Mehtap ben. Memnun oldum. Ben daha çok. Yani aslında ben de tam diğer komiseri arayacaktım. Bir kadın geldi sabahın köründe. Pardon. Yücel Avedyan'ın odası neresi biliyor musunuz? Şu oda. Evet işte bu kadın. Yücel
Bir ara telefon çaldı hatta. Karşıda kimse konuşurken ben Selda'm dedi, Selma'm dedi, adını tam anlayamadım. Sağ ol. Harikasın. Allah Allah. Bu sabah Yücel'i görmeye bir kadın gelmiş. Adı Selda mı, Selma mı neymiş? Vay, teknolojik adammış ya. Resme dikkat etsen. Selda. Selda. Aa, Sevda. Sevdadır belki ya. O nereden çıktı ya? Ya şu Emre'nin getirdiği Ceyhun Holding çalışanlarının arasında öyle bir kız vardı. Sevda. Sevda Karlı'dı. Sevda Hanım, dün de bugün de işe gitmemişsiniz. Evet, rahatsızdım biraz. Sevda Kargalı, 25 yaşında. Evet, ama Yücel Bey'in yanına gitmek için hasta yatağınızdan kalkmışsınız. Göremedim bile onu. Polislerden kaçmışsınız, normaldir. Neden acaba? Polisler yüzünden değil. Mireya Hanım'ın orada olmasından korktunuz. Sevda Hanım, ne zamandır evlisiniz? Nereden biliyorsunuz? Parmağınızdaki yüzükten. Hala alışamamışsınız sanırım. 2 hafta oldu. Görür görmez aşık olduk birbirimize. Ama Yücel Bey'in ailesi sizi kabul etmezdi tabii. Evet, onların dengi değilim tabii. Siz de gizlice evlendiniz. Vegas'a tatile gitmiştik. Da Amerika'ya. Evet, orada evlendik. Yücel'in annesine açıklamak için doğru zamanı bekliyorduk ama o tam birbirimizi bulmuşken... Sevda Hanım, dün neden gitmediniz işe? Gerçekten rahatsızdım biraz. Yücel Bey vurulduğu sırada sizin şirketi aramış ama. Neden? Bilmem. Biz de onu öğrenmeye geldik. Gece 1'de Vegas'a gel. Saat 2'de kızla tanış, 3'te evlen denir. Gerçekten hiçbir yerde Las Vegas'taki kadar kolay ve çabuk evlenilmez. Günde ortalama 315 çiftin evlendiği Las Vegas'ta dünya evine girerseniz... ...evliliğinizi konsolosluk aracılığıyla Türkiye'de de teşhir ettirmeyi unutmayın. Las Vegas'ta boşanma da intihar da Amerika ortalamalarının üzerinde. Kent... Cinayet, gasp, ırza geçme suçları açısından da pek güvenli sayılmaz. Dizilere konu olan Las Vegas Polis Kriminal Laboratuvarı 3 milyonu turist olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet veriyor. 2001'deki hatalı bir DNA analizi yüzünden masum birinin 4 yıl hapis yatmasına yol açan laboratuvar neredeyse 10 yıldır zedelenen itibarını düzeltmeye çalışıyor ve FBI tarafından sıklıkla denetleniyor. Valla bekliyoruz bize. Bir atraksiyon yapmasan olmuyor değil mi? Hep bir inlik cinlik peşindesin yani. Bir de gülüyor bak ya, bir de gülüyor. Oğlum sen bunu oradan bir kaş göz yapsaydın şöyle. Ben anlardım onun alyansımın ne olduğunu yani. 2 dakika yalnız bırakmaya gelmiyorsunuz değil mi? Vallahi bende suç yok, bende bir şey yok yani. Ha, suç bunda. Hakan Bey'in atölyede olduğunu söylediler evden. Arka taraftaymış. Hadi. Hakan Bey. Abime bir şey mi oldu yoksa? Hayır, merak etmeyin. Dün gece yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Bunları sen öldürmüyorsun değil mi? Adam tutuyorsun. Hayır, satın alıyorum. Anladım. Yani ceset topluyorsun. Ceset değil onlar. Ne peki? Birileri senin için bu zavallıları öldürüyor. Sen de istifliyorsun onları. Öyle değil mi? Koleksiyon yapmayı seviyorum diyelim. Tamam, pulun nesi var o zaman? Akarı yok, kokarı yok. Ceset değil, öyle değil. Ya ceset değil onlar. Ne istiyorsunuz benden? Bu örtünün altında ne var? Ceset. Oldu mu? Ne iğrenç bir şeymişsin sen ya. Bunlar şimdi ne kadar para tutuyor bunlar? Dünyanın parasını vermişindir bunlara. Bakın, ister beğenin ister beğenmeyin ama bu benim tek hobim. Anlatabiliyor muyum? Belli.
Şirkette zaman geçirmediğine göre... Anneniz işin başına geçmek için fazla genç olduğunuzu düşünüyor herhalde. Alakası yok. Ben istemedim şirketi. Bu tip işler bana göre değil. İnanması zor değil mi? Sevda Kargalı diye birini tanıyor musunuz? Hayır. Kim o? Abinizin eşi. Abim evli mi? Hadi ya. Annem duyunca canını okuyacak. Ne zaman evlenmiş ya, nasıl? Aa, bir dakika anlatmayın, annem geldi. İki posta olmasın, birlikte anlatırsınız. Pardon, bu çerçeveleri siz mi kırdınız? Evet, buranın anahtarı bir tek bende var. Başka kimse giremez ki. Hadi gelin. Kelebek güve gibi Lepidoptera sınıfındaki canlıları yakalayan, toplayan ve üzerlerinde araştırma yapan entomologlara lepidopterist denir. Yeri gelmişken 46 yıldır bu alanda çalışan 500'e yakın yeni tür bulup adlandıran Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Ömer Koçak'la eşi yardımcı doçent Muhabbet Kemal'i anmadan geçmeyelim. Kelebek bilimciler bu güzel canlıların bilimsel amaçların dışında koleksiyon ve ticari amaçlı toplanmalarına kesinlikle karşı çıkar. Ama kelebek koleksiyoncusu deyince kanıt izleyicisinin aklına büyük bir olasılıkla Kuzuların Sessizliği filmindeki katil gelir. James Gump öldürdüğü kurbanların ağzına Acherontia atropos, yani ölü başlı kelebek pupası bırakmaktaydı. Türe bu adın verilmesinin nedeni bakıldığında üzerinde gerçekten iskelet kafası görülmesindendir. Bu karakter toplam kurban sayısı 100'ü aşan 6 gerçek seri katilin bir bileşkesidir. Bunlar Brudos, Gain, Bundy, Heidnik, Kemper ve Ridgway'dir. Ne demek evli? Olamaz, mümkün değil. Abim bu anne. Yapabileceğini biliyorsun. Nasıl olmuş? Kız kim? Ceyhun Holding'de çalışan asistanlardan biri. Sevda Kargalı. Tanıyor musunuz? Allah'ım, ne asistanı? Olamaz. Hayır. Tamam anne ya. Öldürecek bu çocuk beni. Ya bunlar ne böyle ya? Hepsi birbirinden acayip tipler. Ya şu adam bir an önce uyansa da kimin vurduğunu söylese, yoksa işler karışacak yani iyice. Al bakalım, belki bize bir yardımı dokunur. Bu ne şimdi ya? Nereden çıktı bu? Hadi gelin. Atraksiyonlar peşinde diye. İşte buyurun. Yalan söylediği gün gibi ortadaydı. Bir şey çıksa da işimize yaramayacak, biliyorsunuz değil mi? Yani resmi delil değil ama bir yol açar belki. Ya bir şey soracağım. Sen kaç tane mendil taşıyorsun böyle cebinde? Sürekli çıkarıyorsun, çıkarıyorsun. Sabah çıkarken bir 10 tane alıyorum. Akşama dönünce hiçbir şey kalmıyor. Belli. Böyle her ağlayana bir mendil çıkartırsan olacağı bu zaten. Bu da bizim mesleğin cilvesi tabii. Değil mi başkomiserim? Ya ben bununla gitmesem olur. Sizle gelsem eskisi gibi. Hadi yürü, hadi. Başkomiserim. Geldiğinden beri konuşmak için fırsatımız olmadı. Gerçi ben de çok konuşkan bir adam değilim ama. Bana sorarsanız ben Selim gibi olmayı tercih ederim. İçi dışı birdir Selim'in. Politik davranmayı pek beceremez. Öyle ama değişime açık biri değil sanırım. Yeni birini zor kabul eder, evet doğru. Aslı olmuş, üstü olmuş fark etmez. Merak etmeyin, ben çok iyi anlaşacağımıza inanıyorum. Siz açık açık söylemediniz hala, değil mi? Yok, henüz fırsatım olmadı.
Bence acelesi yok. İsterseniz hiç açıklama yapmayın. Merak etmeyin, benden sır çıkmaz. Ne sırrı? Sözün gelişi o. Başkomiserimden seni nasıl mat ettiğini öğrenmeye çalışıyordum. Ama ser verdi, sır vermedi. Polisi raporunu göndermişler. Doğrudur. Yücel'in vurulduğu silah daha önce bir benzin istasyonu soygununda kullanılmış. Soygun mu? Yakalamışlar mı? Arıyorlar hala. Benzincinin güvenlik kayıtlarını almamız gerek. Belki Yücel'i vuranlarla bir bağ olabilir. Tamam, ben hallederim hemen kayıtları. Merak etmeyin, ben hemen ilgileniyorum. Selim. Bir şey söylemeyin başkomiserim, ya sonra konuşuruz. Komiserim. Kolay gelsin. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında bir şeyler bulduk ama daha laboratuvara göndermedik. Getir bir bakalım. Faturayı getirir misin? Tamam Ejder. Komiserim, bu fatura dökümünde geçen hafta yapılmış bir restoran harcaması var. Kırmızıyla çizilmiş. Koltuğun arkasına da buruşturulup atılmış. Belki ihtiyacınız olur diye düşündüm. Gürdal Ak, 40 yaşında, restoran müdürü. Elbette tanıyorum Yücel Bey. Kendisi daimi müşterilerimizdendir. Geçen hafta da gelmiş buraya. Hayır, açıkçası görmedim bayağıdır. Bir ayı geçmiştir. Bu fatura öyle demiyor ama. Al işte. Buyur. Bak koçum, geçen hafta gelmiş. Heh işte, şirketin adı kesilmiş. Adı belli, tarihi belli, yeri belli. Geçen hafta Hakan Bey gelmişti. Yanında da Tamer Bey vardı. Tamer mi? O kim? Tamer Üstüngel. Belediye başkanımızın oğlu. Arkadaş falan mı bunlar? Sanmam. Yani takılmak isteselerdi buraya gelmezlerdi herhalde. Fatura da ettiğine göre büyük bir ihtimalle iş yemeğidir. Şimdi bu AVM Holding, belediyenin açtığı bir ihaleye katılacakmış ay sonu. Ulan herife bak ya. Bir de ben işlere karışmıyorum deyip bize ayak yapıyor. Yücel'den gizli iş mi çeviriyormuş? Tabii canım, siz görmediniz mi tipini ya? Çocuk resmen abisinin altında falan eziliyordur be. Vallahi. Keşke onun yerinde ben olsam diye kuduruyordur. Yücel de fark etti tabii. Ya da salaklık yapmış ama şimdi yani. Sen hem abinin arkasından iş çevir, hem de git faturayı şirkete kestir. Belki de Yücel söylemiştir, git sen görüş diye. Yok başkomiserim, bayağı kavga etmişler. Kaynaksız bir bilgi değil. Ben de az önce öğrendim. Şu resmi delil sayılmayacak delilimiz sayesinde. Gördüğün gibi doğruymuş. Üzerinde net bir parmak izi var. Üstelik Hakan'ın değil. Kimin peki? Yücel'e aitmiş. Ya ne saçma, bunun için mi sorgu odasına götürüyorsunuz beni? Yok birader, bunun için değil ya. Biz sadece orayı da gör istedik yani. Güzel, sıcak, samimi, hoş bir ortamdır yani. Hem istersen yatıya da kalabilirsin. Misafirperverlik de üstümüze yoktur. Ya manyak mısınız? Biz mi manyağız lan? Biz mi manyağız? Öyle tabii. Abimi vuranları yakalayacağınıza nelerle uğraşıyorsunuz? Ha sen çok mu istiyorsun abini vuranları bulmamızı? He? Gözüme uyku girmiyor, anlatabiliyor muyum? Korkudan mı? Abin kendine gelecek diye ödün kopuyor değil mi? Ne diyorsunuz siz ya? Yalan söyledin diyorum. Bizi kandırdın. O yüzden artık terbiyesizlik yapma. Ha şu alt kattaki daha konforlu sorgu odasına gitmek istemezsen tabii. Ya ben bir şey yapmadım. Abim çok meşgulüm. Sen yemeğe git dedi. Atölyendeki çöp kovan ağzına kadar doluydu. Farkındasın değil mi? Kaç kelebeği heba etti acaba? Ben sana bir daha işime burnumu sokmayacaksın demedim mi? Demedim mi? Kelebek ha? Ha? Al sana kelebek! Abi yap! Al! Ulan Allah kahretsin lan seni. Ne zaman bitecek lan bu kıskançlığın ha? Ne zaman? Adam ol biraz adam. Büyü lan. Büyü oğlum artık. Büyü lan. Büyü, büyü. Dokunma bana. Büyüyecekmişim ha? Sen büyü be. Aç gözlerini. Mahvettin lan şirketi bir ayda. Babamın bütün emekleri gitti. Mahvettin bizi. Sen mi kurtaracaksın lan şirketi ha? Evet. Ben kurtaracağım. Artık engel olamayacaksın. Sevsinler lan seni. Yerinde olsam kendimi bu kadar kaptırmaz mı oğlum? Ne demişler? Bak, kelebeğin önünde üç kere kendini bir sap.
Abimi ben vurmadım. Adam tutmuşundur lan. Ya yapmadım. Bak olur, bu yumuşamaya başladı. Ya hayır. Ya hayır. Ne o, çıtın çıkmıyor? Sorguda harikalar yaratmışsınız diye duydum. Alışmaya başladınız galiba. Adam sizin en yakın sırdaşınız. Alışmak mümkün mü? Söyleme. Tamam, gidiyoruz. Benzincinin güvenlik kayıtlarını bulmuşlar. Tamam, gidelim o zaman. İki ayrı görüntü buldum. Biri market içinden, diğeri ise dışından. Tamam, sırayla bakalım. Ama maalesef yüzleri pek net değil. Peki ya dışarıdaki görüntüler? Ya bu ikisinden de yüzleri netleştirmek mümkün değil başkomiserim. Selim? Şunu bir daha oynat bakayım. Bu ne? Yani netleştirmek için üzerinde çalışmam lazım komiserim. Tamam, hemen başlayın o zaman. Belki trafik aramasında yardım olur. Baş üstüne. Tamponun içine de bak iyice. İşimiz bu senem, yapacağız tabii. Tamam, sözümü geri aldım. Yok öyle. Komple söktüreceksiniz bu tamponu. Görelim bakalım içinde ne varmış. Olmaz demeyin. Polisin topladığı delillerin çalındığı da olur. Birkaç yıl önce Bulgaristan'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına giren hırsızlar suç dosyalarıyla delilleri çalarak kaçmayı başarmış. Bizde de 2012 Ekim'inde Diyarbakır Adliyesi emanetinden yüklü miktarda uyuşturucu çalınmıştı. New York polisi bundan en çok yakınanların başında geliyor. Örneğin geçtiğimiz Ağustos'ta 35 kişisini tutukladıkları bir çeteden ele geçirdikleri hırsızlık malı 60 bisikletle 7 motosiklet Eylül'de emniyetin otoparkından çalındı. Farklı eyaletlerdeki polis emanetlerinden uyuşturucu ya da taşınabilir bilgisayar ve cep telefonu çalınmasına ise sıklıkla rastlanıyor. Delili çalan teşkilatın bir çalışanı da olabilir. Uzun yıllar önce incelenmek üzere laboratuvara getirilen uyuşturucuyu tepesine serpip eve götüren, saçlarını silkeleyip toplayan ve satan bir elemanımız yüzünden başım çok ağrımıştı. Kaleyi oyna demiştim sana. Ne o, moralin mi bozuk senin? Yok, niye ki? Bilmem, bunu sen söyleyeceksin. Değil bozuk falan moralim, tamam mı? Yemek mi yemedin yoksa? Allah, ne alakası var ya? Fazla sinirlisin de. Bak, hiçbir şey söylemeyeceğim diyorum. Tutacağım kendimi diyorum ama sen de fazla zorluyorsun birader. söyle de kurtul o zaman. Ya sen hem nereden biliyorsun benim yemek yemeyince falan köpürdüğümü ya, ha? Annen söyledi. Ne? Şaka şaka. Herkes öyle değil midir acıktığında? Vallahi değildir. Yani mesela başkomiser saatlerce de aç kalsa gıkı çıkmaz. İstisnaymış o zaman başkomiserimiz ama ben sana benziyorum galiba. Sen mi, bana mı? Ya hiç güleceğim yoktu vallahi gerçekten. Yani en azından yemek konusunda. Ya gidip bir şeyler yesek mi? Ya sen ne acayip adamsın böyle ya. Değil mi? Herkes gibi acıkıyorum. Vay. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Biz de tam bir şeyler yemeye gidecektik. Bizimle gelir misiniz başkomiserim? Yok, benim biraz daha işim var ama siz gidin. Yok canım, öyle şey olur mu? Madem iş güç var, haliyle kalıyoruz biz de yani. Yok ya, hadi siz gidin. Hadi durmayın. Ya gidin.
madem buraya gelecektik, ne diye başkomiser haber vermedi bize? Konuştuk ya yemekteyken. Gören de büyük bir sır saklıyoruz zannedecek. Söyle. Ya şimdi sana ne oldu diyeceğim. Sen ters köşeye yatıp benim canımı sıkacaksın onun için. Boş ver yani. Söyle söyle. Çenen düştü de mesela. Yani böyle ağır ağır takılırken bir anda coştun de mesela. Ha, sen farkındasın yani kendini. Selim bak, ben bir ekip olmak istiyorum. Zamanı geldiğinde birbirimize güvenmek için buna mecburuz. Sen bana güvenme. Ne? Çünkü bir gün bana ihtiyacın olduğunda bakarsın ben düşerim, kafamı bir yerlere çarpar, bayılırım. Sen benim yüzümden vurulursun. Hatta ölebilirsin. Onun için hiç gerek yok. Vay, 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 vay be! Bu ne böyle ya? Ya bu ne böyle ya? İlgilenir misin? Satar mısın? Paran var mı onu söyle. Yani maketini alabilirim herhalde. Başkomiser sever. Sever mi? Sen ne diyorsun ya? Bayılır. İyi günler. İyi günler. Bu araba sizin mi? Rahmetli Marco Bey kullanmam için bana vermişti. Artık bende kalması doğru değil diye geri getirdim. Yakın arkadaşsınız herhalde. Şoförüydüm. Elinde büyüdüm sayılır. Mümtaz Ovacık, 33 yaşında. Çok iyi adamdı. Ama artık burada çalışmıyorsunuz sanırım. Marco Bey öldükten sonra bana gerek kalmadı. Yücel Bey ile Mire Hanım'ın şoförleri vardı zaten. Kovuldunuz yani. Kimsiniz siz Allah aşkına? Burada lafa tuttunuz beni. Herif polis olduğumuzu öğrendiği anda fırlayıp kaçacaktı neredeyse. İşler iyice karışmaya başladı. Ne bileyim başkomiserim ya. Herkesin adını vurmak için bir nedeni var. Annesinin bile. Hastanede kalmıyorlar değil mi? Yok, kalmıyorlar. Kimse kalmıyor yanında. Ne annesi, ne kardeşleri. Bizimkilere sormamışlar bile ya kalabilir miyiz diye. Şirketi zor duruma soktuğu için kızmışlardır bayağı. Vallahi annesini bilmem de yani. Öyle bir kelebek toplayan bir adamdan ne hayır gelir? Sen bayağı taktın bu konuya ya. Takmaz mıyım başkomiserim ya? Yani sonuçta bunlar bir şekilde ölü hayvan. Yani çerçeveli duvara asmak neymiş ya? Ben şimdi kedileri biriktirip duvara assam iyi bir şeyim yani. Deli midir ne? Ya karısı Sevda Hanım? Ya o da bir tuhaf. Yani sen tut Las Vegas'ta evlenecek kadar adama aşık ol. Sonra annesinin korkusundan ağır yaralı durumdayken bile adamı görmeye gitme. Vegas mı? Aynen öyle. Gitmişler Las Vegas'ta yıldırım nikah kıymışlar. Tuhaf ya. Yani acaba Yücel ayık mıydı sizce diye merak ediyorsunuz değil mi? Öyle miymiş? Vallahi kız ya birbirimize aşığız deyip duruyor. Tabii sen de inanmadın. Vallahi ne bileyim başkomiserim ya. Yani bu işi ortaklaşa bile yapmış olsalar şaşırmam yani. Ama o şoförde bile bir iş var. Yoksa niye öyle gerilsin? Ben sadece arabayı vermeye gelmiştim. Neden şimdi? Dedim ya, Marco Bey öldükten sonra bende kalması doğru olmaz diye düşündüm. Neden şimdi bıraktın? Yani işten ayrıldıktan sonra da bırakabilirdin arabayı. Yoksa kovulduktan sonra mı demeliyim? Komiserim ben kovulmadım. Marco Bey öldüğünde kendim ayrıldım. Ama antika arabadan da kopamadın bir türlü. Yalan sayılmaz. Ama hazmedemedim sonra. Geri getirdim işte. Tam da Yücel vurulduktan sonra. Komiserim ne diyorsunuz siz? Belli değil mi? Seni her kim tuttuysa ki Miray ya da Hakan olması muhtemel. Onlarla Yeşil Merkür'ü karşılığında anlaşma yaptın. Vur Yücel'i al arabayı. Olur mu öyle şey? Size söyledim. Marco Bey'in elinde büyüdüm sayılır ben. Oğlunu vurarak mı ödeyeceğim minnet borcumu? Hem de bir araba için. Doğru söylüyorsun. Biz bunu daha önce niye düşünemedik anlamadım. Sevgilin var mı? Var mı yok mu? Var. Adı ne? Ne yapacaksınız komiserim? Hesaplarına baktıracağım. Herhalde aldığın parayı kendi hesabına koyacak kadar aptal değilsin. Ne parası komiserim? Para falan yok bende. Yüce abi ben vurmadım. Kamze. Ne oldu böyle yüzün düştü? Yok komiserim olur mu öyle şey? Hadi hadi. Yaman'ı bekliyordun değil mi? Yok ona mesaj atmıştım da yani hem buna ne ilgisi var? Yok mu?
Yok komiserim. Niye düştü o zaman yüzün? İmalarınızdan sıkıldım artık. Ne? Ya sürekli iğneleyip duruyorsunuz. Allah ya kızım, benim kendi söküğümü dikecek vaktim yok. Bir de seni iğnelemekle mi uğraşacağım? Bak yine başladınız işte. Ay tamam kanka, uzatma, boş ver. Tamam hadi. Mesajda acele yazmışsın. Nedir artık, şöyle de gideyim. Olay yeri Yücel'in arabasının tamponunda kan izlerine rastlamış. Henüz kim olduğunu tespit edemedik ama kesinlikle bir erkeğe ait. Hay işe bak ya. Zaten dünya kadar şüpheli var. İki soyguncu, bir soygun silahı, şimdi de bu. Esas haberi duymadınız ama. Ha huyum mu diyorsun yani? Bu Yücel'in gömleğini incelemem uzun sürdü ama değdi. Sağ kol manşetinde barut artıklarına rastladık. O da mı ateş etmiş? Evet. Yani anlayacağınız, bu bizim kurban o kadar da masum değilmiş. Silahı ne yaptı acaba? Kaçarken düşürmüştür belki. Vurulduğu silah da olabilir. Belki boğuşurken eline geçti ve ateş etti. Ya şimdi benim bir fikrim var aslında ama yani biraz uçuk. Anlat, dinliyoruz. Şimdi bu adam vurulduktan sonra kendi arabasına biniyor değil mi? Yani vurulduğunda arabada değil. Kaçmak için bindiğini biliyoruz zaten. Önce biriyle buluşmaya gitti. Yani hesapta adamı vuracağı falan yoktu. Onun için hazırlıksız yakalandı. Ne olduysa kendi silahını çıkardı, adamı vurdu. İki kurşun yedikten sonra arabaya bindi. Karşısına ya vurduğu adam ya da bilmediğimiz başka biri çıktı. Duramayıp vurdu. En sonunda da arabayla giderken silahı denize fırlatmıştır. Hastaneye yetişemeden de düşüp bayıldı. Şimdi bu durumda üç sorumuz var. Vurulduğu silah benzinci soygunundaki ile aynı. İyi tamam da Yücel gibi bir adamın basit iki soyguncu ile ne iş olabilir? İşte pis işler yaptırıyor diyorum ben. Ha bir de Ceyhun Holding olayı var. Yaralıyken orayı aramış. İşte evet, benim de oturtamadığım bir orası var. Yani bilmiyorum. Orada yokum ben. Teorilerin doğruysa ya bir yaralımız ya da bir cesedimiz var. Ve kim bilir şimdi nerede? Şahmat. Lan keşke kaleye varmasaydım ya. Hadi başkomiserim, baştan başlayalım. Bence şimdi sıra bende. Tamam, ben sizi yalnız bırakayım. Sizin konuşacaklarınız da vardır zaten. Selim. Yok ya, ben çay içeyim geleyim. Ben unuttu sanmıştım. Selim mi? Hı. Asla unutmaz. Bir taktığımı kelime kelime söyler sana konuştuklarını. Keşke sır demeseydin. Başkomiserim. Neymiş? Kandan elde ettiğimiz DNA'nın Humtech Ovan bölgesinde çok nadir görülen bir alele rastlayınca ilgimizi çekti. Daha da ileri incelemelere geçtik. Kanın Mümtaz'ın anne tarafından akrabasına ait olabileceğini saptadık. Mümtaz mı? Şu antika araba meraklısı şoför değil mi? Oğlum, nerede kaldın Mümtaz Bey'in çayı ya? Hadi bakayım. Buyurun komiserim. Ah, helal olsun. Sağ ol kardeşim. Evet, Mümtaz Beyefendi. Başla bakalım sen şu akrabalarını anlatmaya. Dünya kadar dedim ya komiserim. Ne bileyim, hangisidir, kimdir? Haydi al bakalım içim. Sağ olun komiserim. Almayayım ben. Durma oğlum öyle şey. Hadi iç bakayım. İç, iç. Sıcak sıcak için ısınır hadi. Yok komiserim. Çayla pek aram yok zaten benim. E adam haklı. Kirli kalmış bu bardak. Çamaşır suyuna batırmak lazım. Sen ne diyorsun ya? Eyvah oğlum. Koş çabuk ocaktan çamaşır suyu getir bana. Hadi bakayım. Hadi. Komiserim. Altı kuzenim, dört adayım var benim. Ne bileyim hangisini arıyorsunuz? Bilmiyorum artık canım. Başla bir tanesinden. Senin aklında biri vardır yani. Bilmiyorum. Buyurun komiserim. Gerçekten. Oh. Hadi bakalım. Oo mis. Tam da ağzına layık. Hadi içersin herhalde artık. Reflüm var benim. İyi iç işte. Hem miden hem sen kurtulursun bu çileden. Hem bak zihin açar şimdi bu.
Osman var, teyzemin oğlu. Olsa olsa odur herhalde. Kokusu bile iyi geldi, görüyor musun? Nerede buluruz biz Osman'ı? Beyler biz bu Osman denen adamı arıyoruz. Ne tarafta olacağız bu? Hotmont. Bak at yarışı oynuyor. Bu tarafta at yarışı oynuyor. Sizi bir dışarı alabilir miyiz rica etsem? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir işimiz var. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi 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 koş. Yakalamayı başardı. Alabilirsin, alabilirsin. Koş. Hadi ya, hadi, 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 koş. İç kulvarda beşincilikte bir numaralı baba... Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Otur bakayım, otur şu. Ne oluyor ya? İşte bilmiyorum, onu da sen anlatacaksın artık. Ya vallahi benim bilgim yok komiserim. Ne oluyor lan? Hasta mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun böyle? Yok, siz öyle şey yapınca... Tamam, madem bu kadar çok korktun... Anlat bakalım, nasıl gitti senin o kanın arabanın tamponuna? Ya ne belli? Hastanede bile kan vermedim ben. Ulan bir de böyle çok bilmişlikleri yokum bak. Tamam o zaman Bilal, hadi kalk gidelim bakalım. Bir karşılaştıralım. Sen de bizim misafirimiz ol. Değil mi? Biz misafirleri çok seviyoruz, Yaman komiserim. Hı, bayılırız. Vallahi düşündüğünüz gibi değil komiserim. Mümtaz'ı işten çıkardıklarını duyunca yapmayın etmeyin demeye gittim ben. Bak Osman efendi, hiç çeneniyorum artık başına. Mümtaz olayı da kapandı, bitti. Şimdi bana bir şoför lazım, tamam mı? Mümtaz abiye danışmadan bir şey diyemem ki Yücel Bey. Tamam, nasıl istersen. Ama istersen hemen başlayabilirsin, biliyorsun. Araba da güzelmiş ha. Güzelmiş. Geçmiş olsun, kaza mı yaptınız? Kaza? Yok, hayır. Hadi ya. Efi topu bu komiserim. Başka bir şey yok vallahi. Ha sen de adama yaranacağım diye biçtin yani elini. Ne yapsam doğru dürüst bir iş bulamadım burada. Yücel Bey de öyle deyince ne bileyim işte komiserim. Mümtaz abime söylemeyin sakın. Sen göster şu elini bakayım bana. Hangi elimi? Kestiğin elini lan, hangi elini? Göster. Çok ufacık bir şeydi zaten komiserim. İyileşti gitti. Yaman komiser anlamadım. Hayır, nesi var adamın? Vallahi nesi var bilmiyorum ama uykusu yoktur kesin yani, onu biliyorum. Gidip mışıl mışıl uyumuştur gece yatağında. Şişt, bana bak bakayım. Uyumadın mı sen gece? Ha, güzel soru. Bak süper soru yani. Eve gidebildin mi diye sormuyorsun da. E ne yaptın bütün gece? Nöbette miydin? Hı-hı. Onunla uğraştım. Ha, boşa mı uğraştım bilmiyorum. Midget spor. Hiç duymamıştım. Vallahi ben de duymadım daha önce. Ben en iyisi bunu götüreyim ya. Ha? Ya dur, dur. Bir anlat, ne oldu? Şöyle uzun hikaye falan da deme, anlatacaksın. Ya yok, zaten öyle uzun bir hikayesi yok. Şu benzinci soygunundaki araç var ya... işte oradaki kamerada bunu fark etti Selim komiser. Ben de götürüp şimdi birazdan trafiğe vereceğim. İyi, hemen bulurlar herhalde. Yani çok fazla taraftar olduğunu sanmıyorum. Aradığınız logolu aracın yeri tespit edildi. Tekrar ediyorum. Aradığınız logolu aracın yeri tespit edildi. Etrafa soruşturdum. Arabanın sahibi şu apartmanda oturuyormuş başkomiserim. Tamam, buradan ayrılmayın. Fazla da dikkat çekmeyin, tamam mı? Baş üstüne başkomiserim. Oğlum polisten bunlar. Soldan, soldan. Takviye isteyin. Bay üstüne başkomiserim. Çık.
Abi başımı bırak abi, ben bir şey yapmadım. İmdat! Lan imdat ne, imdat ne? Bir ara hiç vazgeçmeyeceksin sandım. Bırak onu! Kolum! Kolumu kırdın! Kolum! Hastaneye götür beni! Ne Selim'e bakalım. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun? Nereye kaçacaksın oğlum, bana bak. Ne yapacaksın, uçacaksın mı? İmdat! Ne yapıyorsun İmdat! Oğlum? İmdat! Adam öldürüyorlar! Oğlum sus bak, yalvarıyorum sana bak. Rica ediyorum, koşturma beni. Bak yorgunum, ayağım ağrıyor zaten. Lütfen diyorum bak, adam gibi. İmdat! İmdat! Adam öldürüyorlar! Sus lan! Sus oğlum, sus! İmdat! Kimse yok mu? Adam öldürüyorlar! Ben seni... Tamam abi, tamam. Ne oldu lan şimdi? Tamam. Ha tamam abi, silahı tamam görünce tamam abi. Tamam. Ulan illa şiddet mi birader? İlla şiddetle mi çözeceğiz anasını satayım her şeyi ya? Tamam. Alın şunu ya. İyi misin? İyiyim, iyi olur. Hep senin yüzünden oldu abi ya. Kes lan! Sen kendine bak. Lan! Oğlum bana bakın, keserim lan dilinizi. Keserim! Susun lan. Bin kardeşim, götürün şunları. Hadi. Yaman'la Selim iyi anlaştılar desene. Bilmiyorum. Selim bu. Hiç belli olmaz. Ya sen? Egosu yüksek biri gibi duruyor. Evet, biraz soğuk biri. Yani benimleyken öyle. Ama Selim'le başka türlü anlaşıyorlar. Astüs meselesinden olabilir. Ne de olsa Selim kıdem olarak Yaman'ın altında. Ya bu konuyu hiç açmasak. Hala açık açık konuşmadın değil mi? Ya Yaman'ın da pek niyeti yok gibi. Yani en azından şu duruma biraz alışsın diye bekledim. Yani gerekirse, ya gerekeceğini de sanmıyorum da işte bir şekilde yolunu bulacağım. Korkut Şimşek, 40 yaşında. Komiserim, ne günahım vardı getirdiniz beni? Sen daha iyi bilirsin. Bilsem etmez miyim? Uğraştırır mıyım sizi hiç? Yavaş. Daha yeni başladık. Tamam işte. Anlatacak bir şey yok. Kalkalım hemen. Hiç oturmayalım. Otur. Yücel Avedyan'ı neden vurdun? Vallahi tanımam o adamı abiciğim. Nereden tanıyayım ya? Tolga Çetiner, 25 yaşında. Lan ben sana yalan söylemek yok demedim mi sana? Yalan söylemek yok demedim mi? Abiciğim vallahi tanımıyorum ya. Kimmiş şu adam? Ulan siz bu benzinliği beraber soymadınız mı bu adamla? Markette miymiş o adam? Ulan sen şaka mısın ya? Şaka mı yapıyorsun birader sen bana? He? Bana bak lan. Sana başından beri ayarım zaten. Koşturdunuz bizi öyle sokak, cadde, dinlemediniz. İstanbul kazan biz kepçe aradık durduk sizi. Böyle atraksiyonlara soktunuz. Oğlum bana bak. Burada şurada polis var, kamera var diye güvenme. Kapatırım o kamerayı. Zaten arada cam da var. O gelene kadar ben seni iki müklüm yaparım. Böyle yapıştırırım seni duvara, haberin olsun ya. Ağzını kırarım senin lan. Konuş adam gibi. Ya şu benzinlik olayı abicim. Tamamen galyana gelmekle ilgili bir şey. Hani olur ya. Bir arkadaş da adamı birine dalar. Sen de sandalyeyi kaparsın. Galyana gelirsin işte. Öyle. Ya ben galyana gelirsem? Tamam komiserim. Öyle değil. Tolga ile ben dolanıyorduk. Tuvalete gireceğim dedi. Bir benzinci bulduk. Girdik. Aklımda bile yoktu komiserim. Markete bir girdim. Adam paraları sayıyor.
Ver lan paraları. Ver lan. Sakın arkamdan gelme. Tamam mı? Ben dışarıda saf saf bekliyorum. Bir silah sesi duydum. Tolga salondan çıktı. Aklıma bile gelmedi. Ben tuvalette zannediyorum herifi. Sonra baktım bu koştura koştura geldi. Hepsi bizim abi. Gazla. Gidelim. Ne yaptın lan sen gerizekalı? Gazla dedim abiciğim. Yakalanacağım. Oğlum manyak mısın lan sen? Ne bileceğiz şimdi biz? Ya nereden bilecekler abiciğim? Cin miyiz, cin miyiz? Ne belli? Gerizekalı. Bari şu silahtan kurtul. Attım abi. Bitti. Allah'ım sen sabır ver. Oğlum sen manyak mısın lan? Git çabuk bol silahı. Abicim at dedin, ben de attım işte. Geri zekalı. Üzerinde parmak izi var. Biri bulursa doğru hapse koyarsın. Ne yapacağız abi? Gidip bulacağız. Ondan sonra da denize atarız, tamam mı? Tamam abi. İstersen marketten bir tane alalım ha. Dur o zaman şu elbiselerimi değiştireyim de market hiç tanımaz. Allah'ım ya lan manyak mısın lan sen lan? Bulamadık tabii silahı. O karanlıkta insan kendini bile bulamaz komiserim. Sonra atladık eve gittik. Tolga nereden bulmuş silahı? Onu bir bilsem o kadar sordum. Sokakta buldum dedi. Saçma sapan ama o çocuk gerçekten yalan bile söyleyemez komiserim. Safın önde gidendir. Zaten ne akla hizmet böyle bir şey yaptı. Vallahi hala anlamış değilim. Oğlum sen hakikaten manyak mısın ya? He? İlk soygunumdu komiserim. Şeytana uydum. Ama ne yapayım? Elimden bu kadarı geldi işte. Of lan birader ya. Vallahi top onundasın he. Zirveye oynuyorsun yani birader. Bu kadar hayal gücü. Vallahi helal olsun. Niye okumadın lan sen? Hakikaten. Okutmadılar mı? İstedim komiserim. Ama babam beni çok dövdü. Ben de dayanamayıp kaçtım işte. Bunlar dayakla ilgili değil. Ben sana söyleyeyim. Bu senin içinde varmış. Sen böyle doğmuşsun oğlum. Yoksa yani bu kadar hayal gücü falan mı? Sonradan olacak iş değil. Kıymetini bil bak. Ben şimdi gidiyorum, bir su molası vereceğim. Tamam mı? Geldiğimde de anlatacaksın. Yücel'i nasıl vurdunuz, o hikayeyi yaz bana, onu anlatacaksın. Hadi bakayım. Ben kimseyi vurmadım komiserim. Yemin ediyorum ben kimseyi vurmadım. Silahı da sokakta bulmuştum zaten. Belki önceki adam vurdu, attı. Ne belli? Yok birader, şimdi yanlış yerden yazıyorsun senaryoyu bak. Zaman çizelgen şaştı tabii. Yani haliyle, yorgunluktan. Şimdi sen önce benzinliği soydun, sonra adamı vurdunuz. Tamam mı? Buna göre yaz. Geleceğim, kontrol edeceğim. Hadi. Ya komiserim, yemin ediyorum ben kimseye vurmadım ya. Vallahi tanımıyorum o adamı ya komiserim. Yemin ediyorum tanımadım. Komiserim. Heh, tam zamanında geldiniz. Agop Bey çok ilginç bir şey söyledi az önce. Marco Bey vasiyetinin açıklanması için 2 ay beklenmesini istemiş. İşte bu ilginçmiş ya. Avedian ailesinde herkes birbirine çok düşkündür. Marco Bey ölümünden sonra kendilerine gelebilmeleri için vasiyetin 2 ay sonra açıklanmasını istedi. Bir dakika. Marco Bey öleli 1 ay oldu. Evet. Vasiyet daha açıklanmamış. Neyin tartışmasına girdi ki bunlar? Belki de birileri vasiyeti gördü. Katiyen mümkün değil. Vasiyet benim özel kasam. Çocuklarım da yerini bilmezler. Ama bunu bizim bilmemiz gerek. Maalesef imkansız. Ne Yücel Bey'in hurmasıyla ilgiliyse? Vasiyet değil ama başka bir şey daha var. Marco Bey ölümünden kısa bir süre önce beni yanına çağırmıştı. Çok dalgındı. Kendisini çok kötü hissettiğini ve çok da yorulduğunu söylemişti. Endişelendim tabii.
Başka bir doktora daha mı gitsin? Bunun verdiği ilaçlar pek yaramadı sanki. Yaşlandığımızı kabul etmek çok zor değil mi abi? 65'i geçmedikçe yaşlı değilsin. 10 yıl erken gidiyorsun, farkında mısın? Ne bu? Öldüğüm zaman bunu gizlice yanıma koymanı istiyorum. Nedir ki bu? Sadece söylediğimi yapacaksın bu. Söz... Öldüğünde aynen dediği gibi yaptım. Cenazede gizlice cebine koydum verdiği mektubu. Peki ne yazdığını ya da kimden olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Söz verdiğim gibi hiç açmadım. Zarfın üzerinde de herhangi bir şey yazmıyordum. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa... Aslan var. Bir saniye. Bir saniye. Agop Bey, Marco Avedian'a otopsi yapıldı mı? Hayır. Ailesinden böyle bir talep gelmedi. Sizce yapılmalı mıydı? Bakın bu tamamen... Agop Bey, arkadaşınızdan bahsediyoruz. Böyle bir şüpheniz oldu mu? Otopsi yapılmalı mıydı? Kusura bakmayın, gecenin bu vakti rahatsız ediyoruz. Sorun değil, buyurun. Çay alır mıydınız? Yok, teşekkürler, sağ olun. Yücel Bey'den iyi haberler var sanırım. Pek keyiflisiniz. Sizi aramadılar mı daha? Yarın uyandıracakmış doktorlar. Biz de bir sürpriz hazırlamayı planlıyorduk Sevda'yla. Buzları erittiniz yani. Oğlum için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Bu saatte geldiğinize göre haberleri iyi galiba. İsterseniz yalnız konuşalım. Ne demek? Sevda artık ailemizin bir parçası. Gelinimiz. Ondan saklı hiçbir şeyimiz olamaz. Bu durum eşinizle ilgili ama. Marco'yla mı? Bir ay arayla. Önce kocanızın ölmesi, sonra oğlunuzun vurulması. Garip değil mi sizce? Bakın, kocam üst üste iki kere kalp krizi geçirdi. Olanlara kalbi dayanmadı. Oğlan bizi mahvetmeye koymuş kafaya. Durmayacak. Sakın babanın yanında böyle konuşma. Odasında mı yine? Hiç çıkmıyor ki. Baba! O kadar söyledim ama hiç bakmadı kendine. Yalnız kalmakta bile çok ısrarcıydı. Marco Bey'in cebinde bütün bu olanları aydınlatacak bir mektup olabilir. Ne? Anlamadım. Ölmeden önce Agop Bey'den cebine gizlice mektubu koymasını istemiş. Ne mektubu? Bilmiyoruz. Öğrenmemiz için de mezarının açılması gerek. Olmaz öyle şey. Bakın çok zor biliyorum. Ama çok da önemli. Kocanızı oğlunuzun üst üste böyle şeyler yaşaması normal değil. En azından oğlunuzu vuranlarla ilgili bir ipucu bulabiliriz. İyi düşünün. Ya bu adamlar? Bunları tanıyor musunuz? Bir şey anlattın mı başkomiserim? İkisini de tanımıyor. Vuran'ı söyledi mi? Yok, onu da tanımıyor. Of, al şimdi başına belayı. Sanırım mezarı açmak şart oldu. Hemen ne gerekiyorsa halledin. Başla. Thank you.
Bay Marco nasıl öldü? Gerçekten kalp krizi geçirdi, dengesini kaybedip yüksekten mi düştü? Yoksa onu birisi aşağı mı itti? Bu senaryolara başka olasılıkları da eklemek mümkün. Otopsi yapılmadan defnedildiği için şimdi mezardan çıkartılması gerekiyor. Peki Yücel kimi ateş etti? Onu kim vurdu? Soygunda kullanılan silahı kim ele geçirdi? Vesaire vesaire. Onlarca sorunun yanıtlanabilmesi için biraz sabretmek gerekecek. Gelelim bu bölümde karşımıza çıkan iki kafadara, Tolga ile Korkut'a. Onlarınki gibi suç ortaklıklarına sık rastlanır. Basit market soygunlarının çok ötesine giderek iki örnek vereyim. İtalyan Wolfgang Abel ve Marco Furlan'ın eşcinselleri, seks işçileri ve uyuşturucu bağımlılarını dünyadan temizlemek gibi kendilerince tanrısal bir motifi vardı. Kiminin kafasına çivi çaktılar, kimini diri diri yaktılar. Zengin aile çocuğu, zeki, çalışkan ve çok başarılı iki hukuk fakültesi öğrencisi Leopold ve Lö önce küçük hırsızlıklarla işe başladılar. Ardından 7 ay boyunca kusursuz cinayetin planını yaptılar ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler. Dedektif Hugh Patrick Bryan cesedin yanı başında bir gözlük buldu. Gözlüğün sapları gövdeye özel bir menteşeyle bağlıydı. 1924'te Chicago'da böyle bir gözlük satın almış sadece 3 kişi vardı ve biri Leopold'tu. Her ikisi ömür boyu hapse mahkum edildiler. Leopold 30 yaşında cezaevinde jiletlenerek öldürüldü. Leopold 33 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktı. Puerto Rico'ya yerleşti. 66'sında bir kalp krizi sonucu öldü. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.